Arkadaşlar beni özlediniz mi? Evet, ölmedim. Yaklaşık 7-8 aydır video çekmediğimi fark ettim. Bugün özel bir gün, o yüzden vlog çekiyorum. Yine saat sabahın 5'i. Şevki gene sabahın köründe gelip beni alıyor. Şevki ne zaman gelse biz şafak operasyonu gibi bir yere gidiyor oluyoruz. Ben de anlamadım artık. Ya Şevki, günaydın, sana bir şey soracağım. Günaydın. Biz niye hep böyle bir yere seninle gideceğim zaman niye ben sabah 5-6'da kalkıyorum, böyle şafak operasyonu gibi bir yere gidiyorum? Yani öyle denk geliyor, ne Tamam, yapayım? teşekkür ederim. Sabiha Gökçen. Arabayı nereye park ettin? Ben hiç park etmedim bu arada. Evet arkadaşlar, bugün Samsun'a gidiyoruz. 7.30 uçağıyla. Yanımda Sabah da tabii ki 7.30. Şevki var. Sabah 7.30 uçağıyla şu an Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Bu arada otopark ücretleri gayet makul geldi. Arabayı burada bırakıyoruz. 12 saatliğe kaç para? 180 lira. Evet. Taksiyle gelmeye çalışsak 1000 lira. Yok lan, 3000 lira. Aynen. Anladın sen bunu. Arsayla takas olarak ödeme Tabii. gerçekleştirebiliyorlar. Bir de taksicinin şeyi lazım. Rızası olması Şevki, lazım. sen Malum. şimdi bana şey ne diyecektim sana? Dur. Enayi kahvesi ısmarlayacaksın değil mi? Tabii Havalimanında tabii. Tabii Starbucks. geçirmelik. O öyle demeyelim de. Bir çekime gidiyoruz. Yine havalimanındayız. Şevki'nin milyon dolarlık kahvesini aldık her zamanki gibi. Dolandırıldık arkadaşlar, evet, her zaman gibi. Ama bundan da vazgeçemiyor tabii ki Şevki. Çünkü bunun yaşaması gerekiyor bir yere gitmeden önce. İnanılmaz şeyler geliyor, bekleyin. Çok özel bir tabanca videosu çekmeye gidiyorum. Yanımızda başkaları da olacak. Sadece biz de yokuz, başkaları da gelecek. Uçağa biniyoruz şimdi. Samsun'a gidiyoruz. Gel Şevki. Airbus A320 ne yaptı? İzlerken bir yandan da reklam var. Türkcell reklamları var. Euzubillahimineşşeytanirracim. Şevki dur, uçak şey olacak oğlum, sallama uçağı. Neredeyiz? Şevki, uçağı büyütsene. Oo. Bak bakayım, biz neredeyiz? Şuradayız değil mi biz? Arkadaşlar biz kanadın önündeyiz. Sol kanadın önündeyiz şu an. Bak şu Pegasus S yazan var ya, oradayız. Y'deyiz, Y'deyiz. G'de miyiz? Y. O kadar önde miyiz yani? Aha. İyi bakalım. Neyse, şöyle biraz oynayalım. Sola doğru getir, sola doğru götür uçağı. Sola doğru sola. Gidelim. Şöyle. Şöyle. Heh. Dur. Şöyle. Şuradan. Şuradan şöyle gitse daha hızlı gider. Şöyle gideceğiz işte. Aha, sen de beni çek. Evet. Herhalde bugün üşümeyeceğiz. Montları evet. Aldık ama. Çünkü çekimleri daha da yapıyoruz abi. Daha da. Arkadaşlar, Lova'nın fiyatları 8000 lira olmuş. Şevki, her yerde de bilgi veriyorsun ya. Gene bilgi verdin yani. Aydınlattın bizi. Evet. Neredeyiz şu an? Şevki? Canik'teyiz. Şu an Canik'teyiz arkadaşlar. Samsun'dayız. Canik'in Arge'sindeyiz. İçeride Arge var. Evet. İçeriği gösteremiyoruz. Neden acaba? Ama biz görmüştük daha. Neden acaba? Acaba niye? Herhalde gösterim. Öyle hiçbir yerden gelip gösterim. Nasıl olduğunu soruya bak. Yok lan, şey yasak, kanunen yasak. Hayır, her, tam sadece canı için değil. Hiçbir yerden gelip. Hiçbir yerin şeyini yani, şey yapamazsın. Yani silah üreten bir firmanın aynen. O üretim bandını koyman yasak. Farklı şeylerin bile yasak. Bilmiyorum. Ben şu üreten yeri bile çekmeye bak. Tamam, karıştırma. Silah silah. Kardeşim, mekana geldik. Bekliyoruz. Birazdan tepelere doğru çıkacağız. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Evet arkadaşlar. Evet, şu an neredeyiz Berkay? Canik'in test merkezindeyiz. Evet. Çünkü bu kaç milyon kalibre oluyor? 50 kalibre. 50 kalibre. Şu an elimizde gerçek bir 50 kalibre
Fişek var arkadaşlar. Bu mermi mi fişek mi? Hadi bakalım. Ne oğlum, ikisi de aynı şey değil mi ya? Hayır değil. Bence aynı şey ya. Fişek bu, mermi ise top olan. Hani mermi topu diyoruz ya. Tank topu mu? Aynen, tank topu, tank mermisi de denir. Yani, yorumlara bak, sorun. Kültürleni. Ben yanlış biliyordu ben. Ben kültürlenin diye bunları söylüyorum. Şuraya geç. Arkadaşlar ne atıyor bunu? Çek, kovanları çek. Aa, bak yani. Bak. Bak. Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Şimdi? Fişek kovan mi? Yoksa fişeğin mermi kovanı mi? Fişeğin kovanı işte. Hayır, bu fişek. Evet, fişek. Kovan değil. Kovan arı kovanı oluyor. Ya hadi boş yap. Şimdi bu burada ne var? Arkadaşlar burada test merkezi var. Bak burada bir şöyle zoom yaparsan, oha lan ne kadar zoom yapıyor. Oha. Arkadaşlar bunu ya buraya M2 yapmış. M2 bildiğin dağları deliyormuş. Onu görmüş evet olduk gerçek olarak. Gerçekten dağları delmeye başlamış. Evet arkadaşlar. Şu anda ilerliyoruz. Şey ki niye gidiyoruz buraya, ben anlamadım şu an. Öyle. Söyle bak şey. Gidip baktım. Arkadaşlar çok bal çıkmış yalnız. Oo, bal çıkmış nasıl? Ne oldu? Gel. Arkadaşlar şimdi M2'nin atış yapıldı. Yere bakıyorum. Ya şey ki buraya soktuğumuz her taraf çamur ya. Dur, ceket var mı? Ona bakacağım. Çamur. Evet. Yok. Ne arıyorsun? Yok. Ceket var mı diye bakıyorum. Arkadaşlar yani ceket hiç öyle bir şey yok. Geri dönelim. Niye ceket? Ayağımı mı göster? Ya Şevki, ya bir şey diyeceğim. Bizi niye buraya soktun gel, ya? Gel. Şu ayağımı gösterir misin? Heh, gösteriyorum. Evet. Tamam. Al. Şimdi sen de beni çek giderken tamam. Bari. Çekin. Herkes merak ediyordu bunu. Senin videona göstermiş oldum. Ceket ne abi? Efendim? Ceket. İşte mermi çekirdeği. Hani o atılan giden şey var ya. Hı. Ondan bahsediyorum. Var ya, sırf bunun için ayakkabı mahvoldu ya. Nasıl temizleyeceğiz biz bunu? Ayakkabı değil mi? Hayır. Allah aşkına şuna bakar mısın? Beni bir çeker misin kendini? Gel abi, bu ne? Ya böyle şeyler olabiliyor belki. Ayağım kaç numara oldu? 39. Yani ayağım 42 var, 46 numara falanım yani. Peki ben burada koşacağım bize. Biz koşacağız şimdi. Farkında mısın? Evet. Ben sana niye uydum ki? Ben sana niye uydum ya? Ya bu ne abi? Çok ben koşacağım Şevki. Ben seni çekeceğim ya hani. Böyle. Nasılım? Bak dağları çek, dağları. Dağları çek, dağları. Bak dağlardayız. Neyse arkadaşlar, biz şu ayağımızı temizleyelim. Hazırlıkları yapıyoruz arkadaşlar video için. Evet, kırtasiyeci 50 kalibre M2'yi kullanıyor. Ben mi kullanıyorum? Evet. Basılı tutuyoruz. Ha? Evet. Bas. Bırakma. Tamam. Bu nasıl bir şey abi? Bu nasıl bir kuvvet? Basıncı hissettin mi? Oğlum bir an telefon bozulacak sandım. Sana o basınçtan. Böyle bir saçlarıma hava geldi böyle. Amına o şeyler. Nasıl bir kuvvet, nasıl bir güç ya? Bir erkeğin kullanabileceği. Ne yapıyorsun? Atış. Atış var, tekrar bak çek. Hazır ol. Çekebilir miyiz abi seni? Fark etmez şey. Tamam. Acayip bir şey beyler. Çok felaket. Ya bir bak lazım. Ya onun için daha iyi olur.
Evet arkadaşlar, özel tasarım. Türkiye'de sadece 1923 tane olacakmış Şevki bunlar. Evet. Şimdi gençliğe hitabı. Kutu tamamen özel tasarım. Gençliğe hitabesiyle açılıyor. İçinde sertifikaları var arkadaşlar. İlk kutu açıldığında bu şekilde bir patch 1923 adet. Aparatlar, red dot takma aparatları. Aynen. Gene kundak var. Temizleyiciler var, sökücü var. İlk defa burada bu alt kapak görüyoruz. İlk defa. Bak alt kapağın altında da. Evet. İşlemeler var arkadaş. +3 kapasite arttırıcılığı galiba bu kapaklar değil mi? Evet. O şekilde. Silah bakalım. Yine güzel bir kılıf. Kırmızı bir kılıf arkadaşlar ve canik. Fest kılıf değil mi bu? Aynen. Fest bir kılıf var. Güvenlik mandalımız var. Onu kontrol ediyoruz. Bakayım ışığı görüyorum. Evet. Şimdi bu tabanca Elite Combat. Yani Türkiye'de satışı yoktu. Tamam mı? Şeye benziyor. Elite bizim bildiğimiz Airsoft'un aynısı. Airsoft'un aynısı değil mi? Airsoft'tan hiçbir farkı arkadaşlar, yok. Arkadaşlar gerçekten birebir aynı. Airsoft'ta şurası açık mıydı? Değil hayır, sanki. Bu özel bir kutbak tasarımı var. Bu tabancaya özel. Türk'ün silüeti var. Üst kapak. Diğer Elite Combat'lardan farklı. Üst tarafını da gösterirsen. Silüet bile var yani gerçekten. Üst tarafını gösterirsen açık. Sağ sol taraf da açık. Şöyle gösterebilirim. Şuradan şöyle yukarıdan. Aynen. Arkadaşlar farklılıklar var tabii ki. Yani işleme çok güzel ya. Her taraf işlenmiş ya. Gerçekten çok düşünülmüş öyle yani. Bir dakika. Şöyle bakarsan. Hı hı. Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası var. Bir dakika şöyle yakın gireyim. Netledim. Evet. İmzası kazınmış. Evet. Boya değil bu. Özel bir tabanca. Uzaktan tut bakayım bir tane şöyle mesela. 1923 adet üretilmiş. Özel yapım. Özel yapım. Yani bu tabanca aslında koleksiyonluk belki. Tabii ki. Ama yani şu Airsoft'ta yapabilir miyim? Sizin fabrikaya götürsün. Buraya götürsün. Yapış. Ya bir şey olmaz. Boya atacaksınız ya. Berkay'a şey yok mu? PNG'si yok mu? Berkay'a verin. Berkay bir şey yapar. Printer'da bunu dükkanda boyar. Dükkanda boyayım. Ha dükkanda boyar. Evet arkadaşlar. Şevki ile beraber az önce atışlarını gerçekleştirdik. Aslında bildiğimiz yani normal bir Elite Combat TP9 zaten. Şevki ile beraber daha demin atışlarını gerçekleştirdik. Tabii ki gayet canik konforunda, canik kalitesinde bir tabanca. Ama görüntüye bakar mısınız? Şevki şuna gir yani. Abi mükemmel. Renkler falan mükemmel. Her şeyi düşün. Sen sabit tut lan. Ben sabit mi tutayım? Evet. Tamam ben sabit tutuyorum. Şevki şu an gimbal rolünü üstlendi. Arkadaşlar. Burada 1923 yazısı var. Mükemmel abi. Bak şarjörün altında bile ayrıca ek detaylar var yani. Aslında Airsoft'ta kullandığımız Elite Combat'ta aynı. Tabanca ağlıyor Şevki. Tabanca ağlıyor. Ağlatmışlar tabancayı. Arkadaşlar bundan 1923 tane var ve bir tanesi şu an benim elimde. 1924. yok yani. Yok hiçbir şey yok. Hiç mi yok? Hiç yokmuş. Biraz olsa. Ne hiç şu mesela şu yok mu da hiç mi yok mu diye soran arkadaşınız var mı sizin de varsa yoruma yazar mısınız onlar? Kimler onlar? Elbet onlar bir tane fazla yapmışlardır. Bu arada Cani'ye teşekkür ediyoruz bize bu deneyimi sunduğu için. Evet. Bizi bugün aldılar. Buraya getirdiler. İlk defa atışını kim denedi? Yaptık. He? İlk defa bu tabancanın denemesini, incelemesini kim çekti? Bu tabancanın incelemesini sen çekmiş oldun. Evet. Ama önce kim yayınlayacak bilmiyorum artık. Senden ha, sonra orası birileri o gelecekmiş birazdan. Karıştırma orayı, karıştırma. Oraları. Burayı kes de. Amına koyayım. Belki az daha zıplıyordu. Az Belki ne atıyorlar sence? Evet arkadaşlar, içeriden şimdi Tolga Bahar çıkacak. Ama Matrix gibi. Karanlık korkum var çok şarkı. Bence gidelim Kit. Abi kumandanın pili bitti galiba. Hadi gidelim. Abi yarın alır seni. Evet arkadaşlar. Merhaba. Senin kanalında mı yayınlanacak? Evet abi. Of.
İnanılmaz slime videosundan sonra. Ya bunlar eskiden de. Bir kere şöyle bir şey düşün. YouTube'da herkes bir kere slime videosu yapmıştır abi. Ama benim yaptığım ilk slime videosunun peki 150 bin izlenmesi hakkında hala ki düşüncelerin aynı mı saçma sapan? O zaman 150 bin. Ben o zamanlarda bine. Saçma sapan dememiştim. Tutacağını iddia etti ve gerçekten tuttu arkadaş. Şevki demiştir Şevki... kesin saçma demişti. Hayır Şevki'ye nispet olsun bana diss attı ben. Ya. Ya Şevki'ye diss olsun diye kanal açtım. Yani. Bitti abi o ne ya muhabbet mi? Matı var hemen matı da var. Aynen çok farklı şeyler var ya. Arkadaşlar Tolga Bar'da video çekiyor tekrar konuşacağız da. Bunları gösteremiyoruz yalnız. Bunlar gizli. Neydi? Bir tane vardı ya. Sonra Müslüman oldu. Çık bunlar. Çocuk sonra Müslüman oldu. Onu söyleyemiyoruz. Onu söyleyemiyoruz. Onu söyleyemiyoruz. Kapat dur. Kapatıyoruz. İşler bizi tekrar bombe ederiz. Evet arkadaşlar. Saat akşam 10 artık. Sabah buraya geldik. Sabit kapı. Sonunda uçağa gideceğiz ve İstanbul'a döneceğiz. Sabah 5'te çıktık yolda. Şu an akşam 10 oldu. Geri döneceğiz. Çok yorulduk. Bence eğlendik mi Şevki? Eğlendik. Eğlendin mi? Gayet güzeldi. Hadi şimdi uçağın elinde eve gidelim. Uykun mu geldi? Geldi.